Merhaba arkadaşlar. Bu gece size çok değerli dostum Ahmet Hüsrev Kıpçak'ın istediği bir örnek çalışmayı yapacağım. Kendisi böyle bir ders yaparsan iyi olur demişti. Şimdi hemen bir Excel açtım arkadaşlar. Bir progress bar yapacağız. Bu kayan çubuk yapmaya çalışacağız. Öncelikle bir farklı kaydediyorum. Masa üstüne ne diyelim? Ders diyelim. Ve makro içerebilen çalışma kitabı dedim. Masa üstüne kaydettim arkadaşlar. Tamam. Şimdi yapmak istediğim şu. Bir kaydırma çubuğu nasıl olur? Excel işlem yaparken bu işlemin yüzde kaçı tamamlandı? Bunu görmeye çalışacağız. Hemen geniş buradan bir buton ekleyeyim. Tamam. Şu butona tıkladığım zaman burada bir işlem yapsın ve kaydırma çubuğu oluşsun. Butonun içine girdim. Buraya da bir form açıyorum. Formun şöyle bir formu ayarladım. Caption'la işleniyor yazalım. Ondan sonra şuraya bir frame alıyorum. Arkadaşlar şuraya bir frame aldım. Frame'i geniş, şu caption'ı sildim. Frame'in back color'ını şöyle şu highlight'i sonra şuraya bir label alıyorum. Label'ın da caption'ına kalibri kalın ve 20 yapalım. Yazısını da şuradan center yapalım, ortala. Bu formu da FRM Progress diye isimlendirdim. Şimdi geliyorum arkadaşlar az önceki kodun yerine. Şu butonun içine girdim. Yani şu butonun içine girdim. Hatta butona da bir isim verelim şu özelliklerden. Mesela kaydettim. Şimdi dediğim gibi amacım şuraya bir rakam yazdıracağız arkadaşlar. Hatta buradakileri de büyütelim. Evet. Buraya bir rakam yazalım ve bu süreçte kaydırma çubuğumuz oluşsun. Önce dim x virgül y ya dim x as long diyorum. Dim y as integer diyorum. Tamam, iki tane değişken tanımladım arkadaşlar. Şimdi şu progress'in üzerindeki şeylere de isim verelim. Mesela buna bar diyelim. Şuna da ne diyelim? LBL bar diyelim. Birine bar, birine LBL bar dedik. Şimdi burada diyorum ki ilk başlar başlar butona tıklar tıklamaz. FRM progress'in üzerindeki barın width'i bar nokta width yani genişliği eşittir sıfır yapıyoruz. İlk başta sıfır yapıyoruz. Ondan sonra bir döngü açıyorum şimdi. For x eşittir birden örneğin kaça kadar diyelim? Birden 500'e kadar diyelim. 1 to 500. Şuraya da next diyelim. Şu sayfadaki arkadaşlar şu mevcut sayfada bu sayfada olduğumuz için buraya sheet sayfa 1 dememize gerek yok. Sadece range desek yeterli. A'nın birine nokta değeri A'nın değeri eşittir x diyorum. Ondan sonra FRM progress'in bar nokta buradaki barın genişliği width eşittir x diyorum.
Tabii burada şu barın genişliği de 500 yapalım. Bir 408'dir. Bunu 500 yapalım. Beş 250 yapalım. 250 yapalım. 250 de azdır ama neyse 250 olsun. Tamam, şöyle olsun. O zaman biz buradaki koda x bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Yani 250 yaptığımız için buradaki 500'ün yarısı. Ya da bunu da 500 yapalım. Mantığını anlatmak için yapıyorum da. Tamam. Direkt x'e eşit dedik. Şimdi önemli olan FRM progresin üzerindeki LBL barın caption'ı eşittir. Ne olacak bunu? Yüzde işareti koyacağız önce. Yüzde ve hatta yüzdenin yanında biraz boşluk olsun. Yüzde ve arkadaşlar int tam sayıya çevir. X'i 100'e bölüyoruz. Her zaman x yani buradaki x değerini her zaman 100'e bölüyoruz ve çarpı 100 etmesi için buraya kaç yazacağım şimdi? Bakın x nedir? 500. En sonunda x 500 olacak. 500'ü 100'e bölersem ne olur? 5. 5'i ne ile çarparsam 100 olur? 5'i 20 ile çarparsam 100 olur. İşte mantık bu. Buradaki döngünün 100'e bölüp 20 ile çarpıyorum. Ve oradaki yüzdeyi buluyorum arkadaşlar. Şuraya da FRM progress nokta show diyorum. Bir de false yazıyorum buraya. False yazarsanız form açıkken bile işleme devam edecek demektir. Do events diyorum. Şimdi daha hızlı hani normalde sleep komutu işte white komutlarını falan kullanabiliriz. Onun yerine ben bir boş döngü açacağım bekletmek için. Yine for y eşittir birden mesela 100'e kadar diyeyim sizin rahat görmeniz için. Yine next. Şuraya da do evet yazıyorum. Şurası bekleme. Bekletmek içindir. Şimdi çalıştırıyorum. Ya da şöyle bir izleyin arkadaşlar. Bakın. Şimdi kaydete bastığım zaman burada sayacak 500'e kadar. Bakın şöyle. Tam 500 olduğu zaman %100 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi İsterseniz şurayı 1000 yapalım. Şurasını 1000 yapalım. Peki ben bu x'i ne yapacağım? Bölü 2 diyeceğim. Çünkü 500'dür genişliği. Peki burasını nasıl ayarlayacağım? 1000'i 100'e bölersem şuradaki x 1000'i 100'e böldüğüm zaman 100 olur. 100'ü kaçla çarparsam? 100'ü 1 ile çarparsam arkadaşlar. Bir de 1 ile değil. 1000'i 100'e bölersem 10 olur. Evet burayı 10 ile çarparsam 100 olur. Bu durumda burayı 10 yapıyorum. En sonunda şuraya da unload FRM progress diyorsunuz. Şimdi tekrar çalıştıracağım. Kaydete basıyorum. Gördüğünüz gibi tam 1 olunca burası da %100 oldu. Peki mesela daha hızlı kaymasını istiyorsanız burayı 10 yapın mesela. Bekletme daha hızlı yapacaktır. Bakın şimdi kaydete basıyorum. Daha da hızlı bitsin istiyorsanız burayı 2 yapın. Daha da hızlı olması için burayı hiç yazmayın. Yani burası 1 yapın. Evet, bu şekilde. Peki 10.000'e kadar saymasını istiyorsanız 10.000'e kadar saymak istiyorsanız şu do events'i buradan devre dışı bırakabiliriz. Şurada zaten bir bekletme şeyi var.
10 bin olması için bakın şurada x nedir? 10 bin. 10 bini 1000'e bölersek, şey 100'e bölersek şurada 2 sıfır gider. Burada 100 kalır. Dolayısıyla burayı bir şeyle çarpmaya hiç gerek yok. Direkt bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Hatta şu an loadı da devre dışı bırakayım. Kapanmasın. Şimdi tekrar kaydı da basıyorum. Oo. Bir yerde bir hata yaptık. Bir saniye. Yoksa. Hata yapmamışız ya. Şurası çok. He, şurada şunu 2'ye değil de bunu 10'a böleceğiz. 500 olması için 50'ye böleceğiz. Tekrar başla diyorum. Beş olacaktı ya. Şurası 25 olacaktı arkadaşlar. Evet. Durum bu. Kaçtır şu anda? 500. On bin beş elli olacaktı ya. Saatte. On bin. Olacak burası. Ya zaten 20 ya Allah'ım bana. Beyin durdu. Evet. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şunu devre dışı bırakırsak dikkat ederse göstermiyor. Do events olmadığı için arkadaşlar burayı göremedik. Do events olması şart. Yoksa yapılan işlemi göstermez. Buraya yani demek istediğim mesela siz burayı 5000 yaptınız. Peki ne yapacaksınız burayı? 5000'i 100'e bölersek 50 kalır. 50'yi tamamlaması için buraya çarpı 2 demeniz lazım. Ve şuranda 500 olması için burayı da 5000'i kaça böleceğiz? 10'a böleceğiz. 500 olması için. Şimdi 5000'e kadar gidiyor ve %100 işlemi tamamladı. İşlem tamamlandığı zaman kapanması için dediğim gibi şuraya unload progress yazacaksınız. Şimdi çalıştırdığımız zaman tamamlama olayı bu. Artık hani ne işlem yapıyorsanız işlemin tam bitişine denk gelecek şekilde burayı ayarlamanız lazım arkadaşlar. Şuradaki olayı ona göre ayarlamanız lazım. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.